Mevlana'nın 21 kuralı. Videoya başlamadan önce 1 ila 21 arasında iki tane sayı seçmeni istiyorum. Bu seçtiğin sayılar bugün sana özel bir mesaj vermek için var. Bakalım hangi kuralları seçmişsin? Bu okuyacağım Mevlana'nın 21 kuralı, Sen Yola Çık, Yol Sana Görünür adlı kitabımın içeriği aynı zamanda. Daha ayrıntılı olarak o kitabımı okuyabilirsin. Ama bakalım şimdi bugün sana hangi kurallar çıkmış. Birinci kural. Aramakla bulunmaz ama bulanlar hep arayanlardır. Yola çıkanlardır, yolda olanlardır. Yola çık, yol açık. İkinci kural. Her şey vaktini bekler. Ne gül vaktinden önce açar, ne de güneş vaktinden önce doğar. Biraz sabret, senin olan sana gelecektir. Ve unutma, kapın açık olsun. Gelen hoş geldi, giden hoş gitti. Bir şey seninse, hiç kimse onu senden alamaz. Senin değilse, ne yapsan da sende durmaz. Üçüncü kural. Kısmet etmişse Mevla, el getirir, yel getirir, sel getirir. Kısmet etmemişse Mevla, el götürür, yel götürür, sel götürür. Elimizden geleni yaptıktan sonra bırakabilmeliyiz. Teslim olmalıyız hayatın mukaddes akışına. Her şey olacağına varır. Dördüncü kural. Her şey üstüne üstüne gelip seni dayanamayacağın bir noktaya getirdiğinde sakın vazgeçme. Çünkü orası kaderinin değişeceği yerdir. Evet, bazen çok zor zamanlar geçiriyor olabilirsin ama unutma karanlığın en yoğun olduğu an aydınlığa en yakın zamandır. Beşinci kural, güvenebilmek sevmekten daha önemlidir. Çünkü sevginin olduğu yerde güven yetişir ama güvenin olmadığı yerde sevgi yetişmez. Altıncı kural, bitkinin güzelliği tohumun iyiliğinden, insanın güzelliği ise kalbinin iyiliğinden gelir. Yanında kendiniz olabildiğiniz, sizi tüm kusurlarına rağmen seven ve sustuklarınızı da duyabilen güzel insanlarla karşılaşmanız dileğiyle. Yedinci kural, sabır öyle bir iptir ki sen kopacak sanırsın, o gittikçe güçlenir. Sen bitecek sanırsın, o gittikçe çoğalır. Her şey bitti dersin, bitmez. Tükendim dersin, yeniden ayağa kalkarsın. Öldüm dersin, ama yine de yaşarsın. Her şeyi bu kadar dert etme ey gönül, zira ne bu dertler kalıcı ne de bu ömür. Sekizinci kural. Her olayı hayır bil, her geleni hazır bil, her geceyi kadir bil. Her olayda bir hayır vardır. İstediğin bir şey oluyorsa bir hayır, olmuyorsa bin hayır ara. Dokuzuncu kural. Kuru duayı bırak, ağaç isteyen tohum eker. Harekete geçme zamanın geldi. Artık fazla düşünme, eyleme geç. Yola çık, yol açık. Onuncu kural. Düne ait ne varsa dünde kaldı cancağızım, bugün yeni şeyler söylemek lazım. Geçmişi bırak. Geçmişin en güzel yanı onun geçmiş olmasıdır. Her gün yenilen. Hayat sana daima ikinci şansı verir, adına da yarın denir. Hadi şimdi yenilenme ve tazelenme zamanı. 11. kural. Küsmek ve darılmak için bahaneler aramak yerine sevmek ve sevilmek için çareler arayın. Bu yaşamın karmaşasında ilişkilerimizi güçlendirmek ve derin bir anlayışla bağlarımızı yeniden kurmak için sevgiye yönelmemiz gerektiğini hatırlatır. 12. kural. Sen yola çık, yol sana görünür. Yolun ucunun nereye varacağını düşünme. Sen yola çık. Yolun ucunun nereye varacağını düşünmek beyhude bir çabadan ibarettir. Sen sadece atacağın ilk adımı düşünmekle yükümlüsün. Gerisi zaten kendiliğinden gelir. 13. kural. Ay doğmuyorsa yüzüne, güneş vurmuyorsa pencerene, kabahati ne güneşte ne de ayda ara. Gözlerindeki perdeyi arala. Bu söz bize ışığın ve umudun her zaman var olduğunu, ancak onları görebilmek için bazen
kendi içsel engellerimizi aşmamız gerektiğini hatırlatır. Kendi iç dünyamızda bir dönüşüm yapmamız gerektiğini salık verir. 14. kural. Öfke rüzgar gibidir. Bir süre sonra diner ama birçok dal kırılmıştır bile. Öfke geçici bir rüzgar gibi esip geçse de arkasında bıraktığı yıkım kalıcı olabilir. Bu söz öfkenin anlık bir duygu olduğunu ancak sonuçlarının uzun süreli etkilere sahip olabileceğini hatırlatır. 15. kural. Yarın yaparım deme. Bugün de dünün yarınıydı. Bu söz bize her anın değerli olduğunu ve hedeflerimize ulaşmak için bugünün en uygun zaman olduğunu hatırlatır. 16. kural. Bir an bekle. Arkana dön ve unuttuklarını anımsa. Kaybettiysen ara, kırdıysan af dile, kırıldıysan affet. Çünkü hayat çok kısa. Bu bize zamanın değerini ve ilişkilerin önemini hatırlatır. Geçmişle barışmak, geleceğe daha huzurla ve umutla bakmamızı sağlar. 17. kural. Aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguyu paylaşanlar anlaşır. Anlaşmanın temeli, ortak bir dilde konuşmaktan ziyade ortak duyguları paylaşmakta yatar. İnsanlar arasındaki gerçek bağın sözcüklerin ötesinde bir yerde olduğunu bilmek gerekir. 18. kural. Küle döndüysen yeniden güle dönmeyi bekle ve geçmişte kaç kere küle dönüştüğünü değil, kaç kere yeniden küllerinin arasından doğrulup yeni bir gül olduğunu hatırla. 19. kural. Gül düşünür, gülistan olursun, diken düşünür, dikenlik olursun. Her gün güne güzelliğe niyet ederek başlayın. Bugün güzel şeyler olacak diye düşünün. Çünkü düşünceler niyetlere, niyetler dualara dönüşür. 20. kural. İnsanlar da kitaplar gibidir. Kapaklarına bakıp aldanmayın. Gerçek değerini okudukça anlarsınız. 21. kural. Neyi arıyorsan olsun sen. Kızıllık nardadır, sacıda değildir. Dervişlik baştadır, tacda değildir. Her ne ararsan kendinde ara, Kudüs'te, Mekke'de, hacda değildir. Umarım bu sözler hayatında bir mesaj, olumlu bir yönlendirme etkisi yaratır. Bu 21 kural, Sen Yola Çık, Yol Sana Görünür adlı kitabımdan. Her bir kuralın uzun uzun açıklamaları var. Bir başka videoda da görüşmek dileğiyle. Hoşça kal yol arkadaşım.